Buradan şunu anlıyoruz. Milan'dan 15.07'de kalkacak uçak. Mertens'i alacak. Ardından Torreira'yı alacak ve saat 23.45'te de İstanbul saatiyle İstanbul'da olacak iki futbolcu. Bu paylaşımla birlikte Galatasaray iki yeni transferinin aktarmalı olarak iki futbolcuyu alıp İstanbul'a geleceğini, aynı uçakta İstanbul'a getireceğini açıklamış oldu. Çok güzel bir 18, hareket. Yani 5, hakikaten 20, tebrik 45. ediyorum. Böyle aynı dedim ya, ben aynı yerdeler miymiş bu transfer nasıl olacak diye Galatasaray'ı konuşurken. İki futbolcuyu da alıp. Özel uçak. Ben dün de bugünkü benim foto maçta haberim var. Özel uçakla geleceğim ama ikincisi sürpriz oldu. Yani burada iki isim Mertens'le beraber gelecek olması bana sürpriz oldu. Bir yerden kalkıyor Milan'dan. Tekrar Roma, oradan sonra İstanbul. Güzel hareket. Ya, tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben seviniyorum biliyor musun? Şimdi diyorum hani Türk futbolcuları yok alamıyoruz falan ama böyle iyi futbolcuları falan alınca da kulüpler adına seviniyorum yani. Vallahi seviniyorum. Ya bizim ligimizde şey olsun yani marka değeri artsın. Şöyle sorayım size hocam. Galatasaray geçen sezonu 13. sırada bitirdi. Kolay kolay tamam bir yönetim değişikliği oldu, hoca değişikliği oldu ama yapılan transferlerle birlikte beklentilerden daha hızlı bir toparlanma olacakmış gibi bir izlenim var taraftar arasında. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi ben ilk Galatasaray yönetimi değiştiğinde şeyi söylemiştim. Hani şeyin ismini de Haldun yazmıştı bana. Padok unutmuştum ben. Atlar çıkıyor padok, o en son şeyde geç çıkacak demiştim. Haldun da yazmış padok diye. Şeyden geç çıkacak dedim. Yani o padoktan Galatasaray, ama geç çıkması yani ne kadar dezavantaj olabilir? Bu uzun bir şeylik, uzun bir süre. Ama çok şey, fazla da geç çıkmayacak diye düşünüyorum. Keşke bir hafta evvel bunlar gelseydi, bu şeyler. Ama gene de ben Galatasaray'ın stoper eksiği olduğunu düşünüyorum. Hocam oradaki sıkıntıyı yani, konuştuk. Orada eksik var. Yani bir de onu halletselerdi. 3 tane gelseydi. Bak gelseydi. Mesela ben Galatasaraylı olarak şöyle bir gerilirdim yani. Var hocam ya, videoda bir detay var. Ne şimdi var? O saat ayarlanırken 23'te bir duruyor. 23-23'te. Yani orada 23. şampiyonluk vurgusu yapılıyor. Çok güzel bir video hazırlanmış. İletişim ekibinin de eline sağlık. Evet. Üzerine düşünülmüş, kurgulanmış bir paylaşım. Murat Bereket'i kutluyorum, ekibini. Murat Bereket hakikaten bu konuda olağanüstü işler yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. İşte boyu... 23, ben de buradan ona bir çağrıda bulmuştum geçen günü. Boyu hani Vegors gol atarsa... 23'te bir duruyor hocam. Sonra 23-45 oluyor. Yani. Şeyin de Adnan Polos'un da bir 20-45 şeyi vardı biliyorsun. Bazen sloganlar işe yarıyor hocam. Yani burada... Yani. Akşam Vegors için hangi parça çalacak falan deniliyor da Lucas'ın da boyu kısa deniliyordu. Ben de Sezen Aksu'nun inşallah diyorum o golleri attıkça, pas asist yaptıkça boyuna taposuna da kurban diyor. Maşallah. Boyuna da posuna da maşallah. O şarkı çalabilir yani. Murat Bereket'e buradan çağrı yaptım ben. Güzel hareket. Kutluyorum. Mertens'i şu anda benim Belçika'dan bir arkadaşım mesaj atmış. Yıllık 4 milyon euro diyor. 30 tane diyor uçak gidiş geliş bileti falan diyor. Bu tip oyuncular da tabii olabiliyor. 4 milyon euro imza parası. 30 tane bilet mi? Burada kalmayacak herhalde Mertens ha? Her izin gününde gitme gibi. Yani bunu şimdi tabii her hafta mı gidecek? 30 hafta var zaten hemen hemen. Off günlerinde gitmek istiyordur belki hocam. Bir söz hocam. İstanbul'u gördüğü zaman şöyle bir gelsin de bakayım gidebiliyor mu, buradan ayrılabiliyor mu? Ciddi söylüyorum. Ben Bursa Spor transfer olurken şey demişti bizim. Mehmet Aktop'tan vardı biz taraftarlar grup başkanı. Ya buraya derdi futbolcular gelirken biraz nazlarınlar ama. O arada beni bir sürü kulüp istiyor falan filan. Beşiktaş'a da geri dönecektim falan. Hakkı Baba bekliyordu beni rahmetle. Ama buradan ayrılamazlar diyordu. Hakikaten öyle, Bursa'ya geldiğiniz zaman İstanbul'da öyle. Türkiye falan diyorlar, İstanbul gibi bir yer. Ben daha gençken bir adamla tanışmıştım. Ben dedi dünyayı gezdim. Bak kaç sene evvel biliyor musun? 50 sene evvel. Dedi ki ben İstanbul gibi bir yer görmemişim. Görmedim demişti adam. İstanbul'a gidiyorlar ama ya. Burada zaten normal şartlarda günlerini geçiriyorlar. Maç günü dışında. Ya sen burası arkadaşlar var ya, muhteşem ama bir yer bizim yani. Ülkelerle gitmek istiyorlar. Ben mesela bir gün bir sözleşme gördüm. Burada 30'du. 40'a yakın şey vardı mesela, uçak bileti. Önemli bir futbolcuydu. Böyle sözleşme 3 sayfa falan değil, 10 sayfa. Sadece bir tanesi uçak bileti, eşinin dadısı, çocuğunun okulu. Burada mesela şoför var, uçak bileti var. Hepsi var mesela yani bunların içinde. Yok yani ben İstanbul'u gezerlerse şöyle Boğaz'da şuydu buydu çok güzel yerler. Uçak biletleri yanar diyorsun. Yanar gibi geliyor, ertelesin veya yansın.
Hakikaten öyle. İstanbul bambaşka bizim. Bizim ülkemiz var ya, müthiş bir ülke ya. Türkiye'miz hocam. İstanbul tabii başka ama. İşte, tabii. Zaten bazı koçlar da mesela buradan Nevşehir'e giden var. Hafta sonu Sakarya'ya giden var. Geçen Nevşehir'de bir var, şey vardı, o peribacalar. Ya bütün Çinliler orada, biliyor musun? En çok Japonlar, Çinler o şeyde, Ürgüp'te. Ya neler var. Ya Sümele Manastırı'nı gördün mü hiç? Sümele Manastırı'nı. Yok Trabzon hocam. Ya bir, dünyanın 8. harikası ya. Şeydeydi hocam, tadilattaydı, kapandı galiba, bitmek üzere. Ya neredeyiz ya, böyle bir yer olamaz. Bir falan bir ama hiçbir reklamı yok, osu yok, busu yok. Ya bizim otellerimiz, ya şimdi şeye gittim ben seneler, Marbella'ya gittim. Uçakta indik, çorak bir yer, Marbella diyorlar. Bizim bütün takımların ulan kamp ben, yaptığı yerdi ya, hocam, çok güzel bir yerdi. Ya ne güzel ya. Vallahi bir şöyle, Temmuz'un 20'siydi, denize giremiyorsun, buz. Ya öyle bir denizi var. Bir tane 3 yıldızlı oteli vardı, pansiyonlar ya. Rezalet bir yer yani. Kaç sene hocam? Kaç? 15 sene evvel. Bir yere bütün kendin mi gittin, takım mı götürdün hocam? Yok yok, özel kendim gittim ya. Ama takımlar hep oraya bizi kampa giderdi. Ya tamam ya, bir şey. Ya bir şey. Ya Marbella. Ne biliyor musun? O villalar var. Bir de şeyleri, yatlar matlar. Şunu anlatıyorum. Adamlar var ya, bir met ediyorlar ülkelerini. Ya bizim bir gitsinler şuraya. Beley şuraya buraya, bizim otellerimiz var ya. Ya aklı durur ya insanların ya. Aklı durur ya. O yüzden ya de bizim kışın bütün takımlar o yüzden buraya geliyor hocam. Kaç bin tane takım geliyor Antalya'ya. Savaş Çorlu'ya hemen şunu da sormak istemişim Güvenç hocam. Savaş Çorlu'ya da Galatasaray, Mertens, Torreira transferleriyle birlikte iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Taraftarca bundan çok mutlu, memnun. Peki mevcut transfer döneminde bu yapılan transferlerle birlikte ilk sıraya Galatasaray'ı yazar mısınız? Doğru. Yani kadrosunu en çok güçlendiren takım bu transfer döneminde Galatasaray oldu der misiniz? Yani şu anda harcanan paralara bakarsak, maliyet açısından bakarsak ilk sıraya Galatasaray'ı koyarım. Ama daha eksikleri var. 6 numara dedik, tamam. Forvet dedik, tamam. Hocamın da az önce vurgu yaptığı, ben de eğer siz savunmaya takviye yapmazsanız, sağ bekteki sıkıntı, sol bekte hala Ömer'in, yani bakıyorsun şimdi... Patrick Van Aert'in yediği şu anda var. Kim var? Ömer Bayram var, Kazım var, Emre Taşdemir var. Ama orada hala bir eksik görünüyor stoper mevkide. Kağıt üzerinde baktığımız zaman Galatasaray şu anda ligin en iyi transferlerini yaptı. Bir evet, defa bir oyuncu üzerinden baksak, Lucas şu anda 20 milyon euro hala gözüküyor. Bu yukarıda çıkabilir, aşağıda inebilir. Biraz da onun performansına bağlı tabii ki. Önünde arkasında oyuncular, oynayacağı oyuncular iyi oyuncular. Hala bir 10 numara transfer acaba yapılabilir mi? Burada Mertens nasıl oynayacak? Kanat mı oynayacak, orta saha mı oynayacak, 10 numara gibi mi oynayacak? Ona da bağlı. Bence Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncuydu. Transferde çünkü rakam yukarı çıktı. Bu transferde her an bir pürüz çıkabilir deniliyordu. Sanki Mertens daha onun forvet arkası ileride Seferovic oynayacakmış gibi. Okan Hoca'nın düşüncesi o. Belki evet, şeyi Yunus'u 10 numara oynatıp öbürlerini ileri üçlü oynatabilir. Yunus çünkü var ya, çok iyi ara pasları falan atıyor ya. Çok çok, kaç tane öyle asisti var. Olabilir. Yani o, ben bence onu yap Abdülkadir Ömür gibi. Ya hiç ikisini, ondan eksiği falan. Bir arada oynatacağı kesin hocam. Çünkü bu kadar transferi istedi. Yani, bu zaten o yedekte gidemezsiniz. O zaman şeyi Emre'ye yazık olacak, Emre Akbaba'ya yani. Yani hiç orada biz şeyleri zaten saymıyoruz herhalde. Taylan'ı, Berkan'ı, Merkan'ı falan. Baykan, Berkan yarın işte. Emre Kılıç var orada. Emre Kılıç'tan da hocanın mesela beklentisi yüksek. Hoca Emre Kılıç'ı da takımda tutmak istiyor. Hocam herhalde canım, fazla oynuyorsunuz. Yani burada herkesten de vazgeçemezsiniz. Kağıt üzerinde baktığın zaman Marka'dan gelen parayla şu anda bu transferleri yaptınız. Yani bir satıştan bu kadar transfer yapabiliyorsunuz. Doğru işler. Yani kabul etmek lazım. Yıllık aldığı ücret üzerinde 35 yaşındaki oyuncuya 4 milyon euro verilebilir mi? Belki denilecektir ama biraz önce söylediğim şey, gollerini atarsa, asistlerini yaparsa kimse parasını konuşmaz. Ben bence yapar yani. Hiç o ben de inanıyorum. Ben, ama yaptığı sürece diyeceğim. İyi yani oynar şimdi... gibi. Ama şu var işte. Gene 45 gün 50 gün yattıysa 2 aydır toparlanması zor oluyor. Hele yaş olunca daha da toparlanması zor olur. Yani onlar geç forma girer, geç formdan düşerler. Yani futbolcunun şeyi yani ilerledikçe. Birisi 35 yaşında ama diğer taraftan bakıyoruz hocam. Lucas Torreira'yı 26 yaşında bir oyuncuya alıyorsunuz o paraya. Ve... Ya ben yaşa takılmıyorum. Ben antrenmansız şeyine takılıyorum, anladın mı? Antrenmanlı mı, antrenmansız mı? Ne zaman geri gelebilir, ne zaman forma girebilir? Hazır olmadan bak şimdi. Mesut geldiği zaman da istiyordum ki ben hemen göreyim adamı ama hazır değil. Ama bu hocalara hepimiz için yani hemen koyuyorsun adam hazır olmadan. 35 yaşında yani, farklı bir ülkeye geliyorsunuz. Oradaki adaptasyon sorunu merak ediyorum. Yok adaptasyon falan olmaz ya burada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne, antrenmandan bahsediyorum ben. Antrenman. Yani bak, antrenman. Drogba daha genç geldi. Sneijder daha genç geldi. Podolski daha genç geldi. Hacı daha genç geldi. Gelen yıldızlara bakıyorum şu anda. 35 yaşında hiçbiri gelmedi. 35 yaşında Drogba buradan ayrıldı.
33 ya da 34 gelip 34-35 yaşında burada ayrıldı. Çünkü buradan sonra devam etti futbol hayatının ikisine daha.